Reel Sektör'den iyi günler sevgili seyirciler. Bugün eğitim sektörünü konuşacağız. Özellikle son zamanlarda okullarda interaktif yazı tahtaları tercih edilmeye başladı. İşte bu yazı tahtalarına ilişkin bilgi edineceğiz. Yine pazar payı nedir? Biraz tüketicinin bu noktada bakış açısı nasıl? Ne zaman pazara girecek? Burada rekabet nasıl yaşanıyor? Çin'le yine rekabet ne düzeyde? Bütün bunları konuşmak üzere Akademi Bilişim Genel Koordinatörü ve Smart Ürün Müdürü'yle birlikteyiz. Ömer Kurt ve Elvan Alver bizimle birlikte stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen biraz teknolojiden bahsedelim. İnteraktif yazı tahtaları eğitim sektörünün aslında yeni yeni tanıştığı bir durum. Evet. Hatta bir devrim niteliği taşıyor. Neler söyleyeceksiniz bu noktada? Kesinlikle. Şimdi interaktif yazı tahtaları eğitimde çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Belki bu bizim ülkemiz için çok yeni. Çok yeni. Ama teknolojinin Türkiye'de daha da yaygınlaşmasıyla akıllı yazı tahtaları, interaktif akıllı yazı tahtaları Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Bu noktada bizim de çok ciddi beklentilerimiz var. Ve bu noktada çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok ciddi çalışmaları var. Eğitim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili. Bu bağlamda akademide bir misyon ediniyor kendisine. Akademide akıllı yazı tahtalarının mucidi olan Smart markasının, Smart Board'un Türkiye distribütörü olarak burada bir pozisyon alıyor. Evet. Smart Board'dan isterseniz size kısaca bir bahsedeyim. Smart Board aynı zamanda bir marka. Bizde Türkçe'de akıllı tahta olarak bildiğimiz akıllı tahtaların aslında hani bazı ürünlerde markalaşır. O ismi artık şey olarak bilirsiniz, ürün olarak tanımlarsınız. Şimdi belki reklam olmaması bağlamında dillendirmeyelim ama Smart da akıllı tahta bağlamında, akıllı tahta denince akla gelen isim aslında. Smart aslında akıllı demek olduğu için akıllı tahta denince akla gelen Smart Board aslında. Ve Smart Board firma olarak 1987'de kurulan, 88 yılında akıllı tahtalarla ilgili ilk araştırmalara başlayan ve 1991 yılında ilk akıllı yazı tahtasını tüm dünyaya, Kanada ile birlikte tüm dünyaya sunan marka. Ve dolayısıyla interaktif yazı tahtasının da mucidi olan firma pozisyonunda. Tabii teknoloji lideri olması pozisyonunda akıllı yazı tahtasının icadıyla diğer farklı markaların, belki biraz önce bahsettiğiniz Çin versiyonların pazara sürülmesiyle pazar gittikçe genişliyor. Ama Smart'ın burada en önemli ifade edilmesi gereken hususlarından birisi, Smart inisiyatif alarak sadece teknoloji üreten değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada hem üniversitelerle hem yerel eğitim organizasyonlarıyla evet. yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri içerisinde akıllı yazı tahtaları ne kadar aktif kullanılabilir, ne kadar yaygın kullanılabilir? Bunlar öğretimde öğrencinin ve öğretmenin daha aktif olarak nasıl kullanılabilir? Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Evet, yani aslında bizim daha yeni yeni eğitim sektörüne adapte ettiğimiz bir nokta tabii ki. Ama dünyada çok ciddi bir yaygınlıktan bahsediyoruz. Evet. Burada bakış açısı nasıl? Çünkü az önce yayınımız öncesinde de görüşmemizde burada özellikle yabancı eğitim veren okullarda ağırlıklı olarak tercih edildiğini ifade ettiniz. Bunu da hemen size soralım. Nasıl, yani gelen tepkiler nedir? Yine öğrencilerin başarı noktasında bir artış söz konusu mu? Çünkü öğretmenlerin de aslında teknolojiyi adapte olmaları biraz zor gibi. Bu süreç nasıl geçecek? Evet. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Smart'ın dünyada kullanımı Türkiye'ye göre oldukça yaygın. Çünkü ürün yaklaşık 20 yıla yakın süredir kullanılmakta. Türkiye belki bu anlamda yeni yeni bu ürünle tanışmaya başladı. Evet. Fakat dünyada yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bu yoğun kullanım süresince de pek çok saygın üniversite ve araştırma şirketleri bu konuda bu ürünlerin eğitime katkısı noktasında pek çok araştırma yapmışlar. BECTA, İngiltere merkezli bir araştırma kurumu, bu konuda bağımsız araştırmalar yapan. Yine pek çok Amerikan Üniversitesi, Virginia Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalar gösteriyor ki eğitimde kullanılan interaktif ürünler, özellikle konumuz olan interaktif akıllı yazı tahtası, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını, test sonuçlarını ve öğrenme sonuç başarılarını evet. ciddi miktarlarda %25 ile %55'e varan öğrencilerin pozisyonlarına göre, belki
kapasitelerine göre arttırdığı gözlemleniyor. Bunun eğitime katkısı tartışılmaz. Hepimiz biliriz, duyarak öğrenmenin belli bir miktarda öğretime katkısı vardır. Duyarak ve görerek öğrenmenin ciddi miktarda ikinci bir katkısı vardır. Burada interaktif yazı tahtasıyla tactile denilen, yani dokunarak, yani üzerinde çalıştığımız konuya aynı zamanda hem görerek hem dokunarak hem duyarak ve müdahale ederek eğitime ciddi bir katkı sağlanması söz konusu. Eğitime katkısı noktasında interaktif ürünlerin, interaktif yazı tahtalarının katkısı tartışılmaz. Şu an dünyada bu ürünü kullanan ülkeler Amerika, İngiltere, Meksika, Almanya gibi bu ürünü önde ve ciddi miktarlarda evet. kullanan ürünler, ülkelerden örnekler verebiliriz. Örneğin Amerika'da en iyi ilk 500 eğitim bölgesi, bunlar MIT gibi, Yale gibi en gözde dünyanın üniversitelerinde içinde olduğu eğitim bölgeleri %85 oranında smart ürünlerini tercih ediyor. Şu an İngiltere en yaygın şekilde bu akıllı yazı tahtalarını eğitimde kullanan ülkelerden bir tanesi. Tüm eğitim sınıfları, eğitim birimleri içerisinde %60 oranında interaktif akıllı yazı tahtaları kullanılıyor ve bu %60'ın %70'ini smart sağlıyor. Evet. Almanya'da yine %70 ve Meksika'da yine devlet politikasıyla Encyclopedia isimli bir proje kapsamında %70 seviyelerinde açık ara smart'ın kullanımı söz konusu. Evet, eğitime katkısından bahsediyoruz. Çocukların öğrenme hızını nasıl etkiliyor bu noktada? Çocukların öğrenme hızıyla alakalı tabii ki bu birkaç boyutlu bir süreç. Birincisi ürünü sınıflara ya da eğitim noktalarına yerleştiriyorsunuz. İkincisi bu ürünü kullanacak kullanıcıları, yani öğretmenleri, eğitmenleri eğitmeniz gerekiyor. Hemen bu noktaya ilişkin de nasıl kolay adapte olacak gibi mi burada eğitmenler? Bu noktada gözleminiz nedir? Eğitmenlerin ciddi miktarda, tabii bu bize çeşitli eğitim kurumlarından ve bakanlık bünyesinden ve dünyadan gelen araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgiler, eğitmenlerin jenerasyon olarak da bir değişmek kaydıyla buna evet. ciddi direnç gösterdiği, bütün teknolojik alanlarda ve yeni uygulamalarda görüldüğü üzere bir direncin söz konusu olduğu. Tabii bu bütün ülkelerin belki politika olarak BT ürünlerinin ya da teknoloji ürünlerinin sınıflarda veya eğitim ortamlarında kullanımı ile ilgili bir takım politikalarla bu sistemi belki kırmaya yönelik çalışmalar yapmasıyla kırılabilecek bir hadise. Bu zamanda belki öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak eğitilmesiyle bu zincir ya da bu reaksiyon kırılacak.